İnsanlık, uzaydan göründüğü haliyle. Günümüzde nefes kesici bir karmaşıklıkta, birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ortaya çıkması binlerce yıl sürmüş, oyunun kurallarını değiştiren yeniliklerle dolu bir dünya. Bizi karmaşık bir iletişim ağı örmeye götüren, ilerlememizi sağlayan yenilikler bunlar. Bizi birbirimize bağlayan görünmez bağları ilk kez görüntüleyebiliyoruz. Bu, pratik zekamızın modern dünyayı şekillendirmesinin hikayesi. Ve geleceğimizi güvence altına almak için zekamızı nasıl kullanacağımızın hikayesi. İnsanlık, uzaydan bakış. Yolculuğumuz 5 milyondan az insanın dünyayı mesken edindiği bir dönemde başlıyor. Akdeniz'in doğusunda milattan önce 10 bin yılı. Bereketli hilal. En önemli küresel şebekelerimizden birini doğuran, çığır açıcı bir yeniliğe ev sahipliği yapan bölge. Atalarımız ilk kez bu bereketli topraklara tohum ekti. Bu önemsiz gibi görünen şey, insanlığı sonsuza dek değiştirdi. Tohum ekiminin insanlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Çünkü bu apayrı bir beslenme biçimi. Tarihimizin büyük bir kısmı boyunca avcılık, toplayıcılık yaptık. Artık çiftçiliğe adım atıyorduk. Çiftçilik yalnızca Orta Doğu'ya özgü değildi. Dünyanın farklı bölgelerindeki diğer bağımsız kabileler de ekin hasadına başlamıştı. Meksika'daki Olmekler 9000 yıl önce mısır ekti. 8000 yıl önce Peru'daki Ant dağlarında ilk patatesler topraktan toplandı. İlk pirinç 7000 yıl önce Çin'deki İnci Nehri Vadisi'ne ekildi. Ve milattan önce 3000 yılındaysa buğday Avrupa'ya yayılmıştı. Tarım hala en büyük faaliyetimiz olarak yerini korur. Dünyamızı uzaydan gözlemleme yeteneğimiz, gezegen üzerindeki muazzam izlerimizi de görmemizi sağlıyor. Dünyanın %10'luk yüzeyini ekinlerimizi yetiştirmek için kullanıyoruz. Bu oranın 2 katından fazlasıysa besi hayvanlarımızı yetiştirmek için kullandığımız alan. Dünyanın en büyük büyükbaş hayvan çiftliği İsrail'den daha büyük. Buğday yetiştirme alanımızsa Grönland'ın yüz ölçümüne eşdeğer. Soyumuzu beslemek gezegenimizin yüz ölçümünün yarısına mal oluyor. Her gün büyüyen bir sayı bu. Çiftçilik bize gıda sağlamaktan fazlasına yol açtı. İnsan davranışını da kökten değiştirmiş oldu. Çiftçilik ilk kez sürekli yiyecek derdinde olmaktansa zamanımızın bir kısmını diğer arayışlara aktarmamıza olanak sağladı. On binlerce yıl boyunca yiyecek arayan küçük avcı ve toplayıcı kabileler halinde yaşadık. Oysa çiftçilik, yerleşik hayata geçebileceğimiz anlamına geliyordu. İlk kez belli bir yerde kalabilmemizi sağlayan şey çiftçilikti. Artık yiyecek bulmak için etrafta koşuşturmak zorunda değildik. Yerleşik hayata geçişle bir diğer insani özelliğimizi güçlendirebildik. İşbirliği yapma özelliğimizi. Birlikte çalışarak yeni fikirleri ve becerileri paylaşabiliyorduk. Bu da yeteneklerimizin çeşitlenmesini sağladı.
Bu insanlar toplumlarında yeni alanlarda uzmanlaşabiliyorlardı. Uzman marangozlar, dokumacılar veya nalbantlar ortaya çıkabiliyordu. Bu süreç sayesinde tarım üzerinden karmaşık ve kendi kendine yeten medeniyetler doğdu. Yeni keşfettiğimiz becerilerle ilk uygarlıklarımızı oluşturduk. Ekip biçmeyi ilk öğrendiğimiz bölgelerde bu uygarlıkların kalıntılarını bugün bile görebiliyoruz. Çiftçilik sayesinde ilk şehirlerimizi kurduk. Eriha, Erbil ve Biblos gibi. Bu şehirlerin en eskisi 11 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu şehirler modern dünyamızın kökleri. Tohum ekmek gibi basit bir eylem, tür olarak var olma biçimimizi değiştirdi. Toplu halde yerleşmemize olanak sağladı. Bu da nihayetinde şehirleri ve günümüzdeki bağlantılı küresel toplumu oluşturdu. Modern şehirlerimizin ne kadar geniş alana yayıldığını uzaydan görmek mümkün. Bazı şehirler devasa metropollere dönüştü. Bu şehirlerde 50 milyondan çok insan bir arada yaşıyor. Apalaş dağlarından gezegenimizin doğusuna, Kanada'nın kayalıklı ve buzlu kesimlerine kadar her yerde devasa metropollere rastlanıyor ve bütün bunları tek bir görüntüyle görebiliyoruz. Dünyanın yörüngesi etrafında 90 dakikada dönüyoruz ve bu sürede insanlığın yarattığı etkiyi dört bir yanda görebiliyoruz. İnsanlığın kürenin her yerine dağıldığını görebiliyoruz. Bugün dünya çapındaki şehirlerden 500'ünden çoğunun 1 milyondan fazla nüfusu var. Asıl şaşırtıcı olansa modern şehirlerimizdeki büyümenin yalnızca 250 yıl önce başlamış olması. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında şehirler birer istisnaydı. Bir avuç büyük şehir vardı ve genel anlamda sayıca azdılar. İnsanlar arazilerde yaşıyordu ve bu durum binlerce yıl sürdü. Bugünün mega şehirlerinin oluşmasına sebep olan neydi? Cevap, basit bir fikirle dünyada devrim yaratan bir adamın becerilerinde gizli. Bu cevap, insanlığın tanık olduğu en büyük toplu göçlerden birine işaret ediyor. Birbirinden beslenen dünyamızın bugünkü halini alması binlerce yıl sürdü. Günümüzde uzaydaki uydular bizi küresel anlamda birbirimize bağlayan insan yapımı şebekeleri gözler önüne seriyor. Buna şehirlerimiz de dahil. İlk şehirlerimizin nüfusu binlerce yıl boyunca artış göstermedi. Oysa 250 yıl önce bir adam dünyada devrime yol açacak bir fikirle ortaya çıktı. Büyük Britanya, 1765. Atalarımız çoğunlukla tarlalarda çalışırken, İskoçyalı mühendis James Watt, henüz taze bir icadı geliştirmeye kararlı. Buharlı motor. O zamana kadar ilkel bir icat olan buharlı motorun kullanım alanları da sınırlıydı. Watt, büyük fark yaratan birkaç değişiklikle buharlı motoru çok daha etkin bir hale getirdi. Ve buharın şaşırtıcı potansiyelini ortaya çıkarmış oldu. İnsanlık tarihinde çok önemli üç sıçrayışa tanıklık ettik. Bunların ilki ateşin bulunması ve kontrol edilmesiydi. İkincisi çiftçiliğe geçişimizdi. Üçüncü ise buhar işleyerek güç üretimine geçmeyi bulmamızdı. Mühendisler Watt'ın motoruna büyük ilgi göstermişti. Neredeyse bir gecede yeni bir insan icadı dalgası başladı. Bir kömür madenindeki tek bir su buharı pompası bir anda 500 atın yerine geçebilmişti.
Artık yalnızca ellerimizle değil, makinelerle de üretim yapabilecektik. İnsan toplulukları tarihte ilk defa yalnızca kas gücüne bağlı olmaktan kurtulmuştu ve artık makineleri de kullanabilirdi. Buharın gücü o bin yılda insan davranışının en büyük değişimine yol açmıştı. Bundan en çok etkilenen yerse İngiltere'deki Manchester olmuştu. James Watt sayesinde bu durağan kasaba buharın gücüyle kısa sürede canlanmıştı. On binlerce insan yeni kurulan fabrikalarda iş bulmak için kasabaya akın etti. Yalnızca 50 yıl içinde Manchester'ın nüfusu 20 binden tam 160 bine çıktı. Böylece dünyanın ilk sanayi şehri Manchester oldu. Şehirlerin arzu ettikleri kadar büyüyebilmesi inanılmaz. Demir yolları yiyecek getirebilir, kömür getirebilir, insanları getirebilir. Şehirler bu sayede devasa metropollere dönüşebilir. Bu durum, insan davranışı ve insanlık tarihi açısından dönüştürücü bir süreç haline geldi. Bize dünyanın kapılarını açtı. Sanayi devrimi insanları daha önce hiç olmadığı kadar birleştirdi. Yalnızca birkaç yılda milyonlarca insanın şehirlere akın etmesiyle dünya çapında şehirlerin nüfusu insanlık tarihinde ilk kez bu derece artış gösterdi. Bu da bugünün dünyasını inşa etmede kocaman bir adımdı. Bunu Hindistan'da görüyoruz, Çin'de görüyoruz, Tokyo'da görüyoruz. Diğerlerinin nüfusu sadece 10 yıl içinde 250 binden 1 milyona çıktı. Bu sıra dışı bir şey. Dünya bir anda tersine dönmüştü. Şehirler patlamak üzereydi. Sanayi devrimi, modern dünyanın tanık olduğu en büyük kitlesel göçleri de tetiklemiş oldu. 1800'lü yıllara baktığımızda küresel nüfusun %3'ünün şehirlerde yaşadığını görüyoruz. Sonra buhar gücü geliyor, demir yolları yapılıyor ve sanayi devrimiyle bir anda bu oran tavan yapıyor. Bu da kentleşme çağını beraberinde getiriyor. Şu anda her hafta şehirlere taşınan insan sayısı 1.2 milyon. Bu sıra dışı bir şey. Bu göçler insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir noktaya gelmemize de yol açtı. 2006 yılında insanlık tarihinde çok önemli bir şey oldu. Bu tarih kent nüfusunun kırsal alan nüfusunu aştığı ilk yıl. Sanayi devrimi gerçek bir kent toplumu olmamıza neden oldu. Ama modern dünyanın işleyişini devam ettirmek bir başka kıvılcıma ihtiyaç duyacaktı. Gezegenimizin en büyük mühendislik ağının doğuşuna neden olan bir kıvılcım. Neredeyse hepimizin bağlı olduğu bir ağ. Teknolojimizin yerküreyi sardığı bir dünya inşa ettik. Milyarlarca insanı bir araya getirecek şekilde hem de. Yeteneklerimizin sonuçlarını uzaydan görmek mümkün. ...28 Ekim 2011... ...Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü, Kaliforniya. 3, 2, 1, 0, kalkış. Delta 2, NPP uydusuyla fırlatıldı. NASA, Suomi uydusunu fırlatır. Dünya...
Dünyanın hava koşullarını incelemek için tasarlanan uydu, daha önceki uydulardan yüzlerce kat daha hassas bir elektronik göze sahiptir ve elektrik ağlarıyla kaplı dünyamızın birbiriyle olan bağlarını da ortaya çıkarır. Bu, kara mermer görüntüsü. Suomi'nin 312 yörüngede çektiği binlerce görselin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gezegenimize ait bir görüntü. Neredeyse açtığımız bütün ışıkları gözler önüne seriyor. NASA'nın kara mermer görüntülerine baktığımda hayrete düşüyorum. Elektriğin ve enerji şebekelerimizin insan türü üzerindeki etkisini muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Kahire şehrinin üstünde ışıktan bir kurdele gibi parlayan Nil Nehri'ni görüyoruz. Nehri arşınlayan yüzlerce balıkçı teknesinin ışığı, insan eliyle yapılmış, görünmez bir sınırı açığa çıkarıyor. Güney Kore bir ışık kümesi içinde parlarken, Kuzey Kore neredeyse tamamen karanlık. Sabah uyanmamızdan işe gitmemize, çalışıp gece yatağa girmemize kadar yaptığımız her şey öyle ya da böyle elektrikle ilişkili. Peki modern dünyamızı aydınlatan kıvılcım neydi? ...31 Aralık 1879... Menlo Park, New Jersey. Mucit Thomas Edison, elektrikle çalışan ampulün kendi geliştirdiği türünü tanıtır. Bambu ve karbondan bir filaman icat etmiştir. Edison'un ampulü hiç olmadığı kadar parlaktır ve daha uzun süre yanar. Binlerce saatlik ömrü vardır. Yine de güç kaynağı olmadan ampulün pek yararı olmaz. Sonuçta evlerimizde ve fabrikalarımızda kullanmamız gereken elektriği üretildiği güç tesisinden almak gerekiyor. Bunun için de başka bir icada ihtiyaç var. Thomas Edison ampulü bugünkü haline getirdi. Çok daha önemli olsa da pek bilinmiyor ama Edison aslında elektrik şebekesinin de bulucusuydu. Edison Manhattan'ın güneyinde yeni geliştirdiği yüzlerce ampule enerji taşımak için elektrik kablolarıyla küçük bir şebeke kurdu. Bu dünyanın ilk elektrik şebekesiydi. Edison'un bu parlak fikrinden alınan ilhamla yalnızca 100 yıl sonra elektrik şebekesi çok büyük bir hal aldı. Kuzey Amerika'da yüzlerce enerji tesisi 800 bin kilometrelik yüksek voltajlı enerji aktarım hatlarına elektrik veriyor. Bu hatlar binlerce şehri birbirine bağlıyor ve 300 milyondan çok insanın Kuzey Amerika şebekesinden enerji almasını sağlıyor. Bu bakır kablolar aya uzanıp geri dönebilir. Elektrik şebekesi insanın aklını başından alan bir mekanizma. İnsan eliyle yaratılan en büyük ve en gelişmiş mekanizma olduğu kesin. Bu aygıtın boyutunu tasvir etmek bile gerçekten çok zor. Günümüzde elektrik şebekesi bütün dünyayı çevriliyor.
Avustralya'da elektrik taşıyan kabloların uzunluğu neredeyse 47 bin kilometre. Hindistan'daysa bunun iki katı. Rusya'nın şebekesinde 117 bin kilometrelik kablo var. Avrupa'da 298 bin kilometre uzunluğundaki kablo 23 farklı ülkeyi birbirine bağlıyor. Küresel anlamda elektrik şebekesi 5,5 milyardan çok insana, yani insanlığın %80'ine enerji sağlıyor. Bir kişinin hayalinden modern bir dünya harikası yaratmayı başardık. Elektrik şebekesi insanlığın inşa edip dünyanın dört bir yanına yaydığı en karmaşık sistemlerden veya teknolojilerden biri. Elektrik modern topluma hayat veriyor. Onu taşıyan sistemse elektrik şebekesi. Elektriğe ancak onu kaybedince minnet duyuyoruz. Hayat bir anda donuyor. İnternete bağlanamıyoruz. Işıklar yanmıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elektriksiz kalınca bir anda modern dünyadaki yaşamımız için elektriğin ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Modern dünyamızı aydınlık tutmamız, elde etmek uğruna dünyanın bir ucuna gittiğimiz iki maddeye bağlı. Bunlar bağımlı olduğumuz kaynaklar. Bu iki kaynak olmadan içinde yaşadığımız dünya var olamazdı. Wyoming'deki Powder Nehri Havzası'nda bulunan Cordero Rojo, Amerika'nın en büyük madenlerinden biri. Yer altına açılan 1,5 kilometre eninde devasa bir delik. Burada şimdiye kadar yapılmış en büyük makinelerin bir kısmı, kömür çıkarmak için kepçelerle binlerce tonluk toprağı boşaltıyor. Dünya çapında üretilen elektriğin büyük kısmının kömürden sağlandığını öğrenmek pek çok insanı şaşırtıyor. Kömür, elektrik şebekelerimizi çalıştırmada kullandığımız en büyük yakıt kaynaklarından biri. Uzaydan alınan bu hızlandırılmış çekim, geçtiğimiz 20 yıl boyunca Wyoming'deki kömür madenciliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Sıfırdan başlayıp neredeyse Vancouver boyutunda bir alanı kazdık. Bu devasa maden tesisleri bile Amerika'nın elektrik ihtiyacının yarısından azına yetebiliyor. Kömüre olan bağlılığımız küresel bir arz talep ağını ortaya çıkardı. Endonezya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı. Japonya'ya her yıl 30 milyon ton kömür satıyor. Avustralya'dan gelen kömür ise Çin'in sanayi yükselişine yakıt oluyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Avrupa, Rusya'dan kömür alıyor. Elektrik üretimi konusunda kömür ilk sırada geliyor. Ama kömür, elektrik ihtiyaçlarımızı karşılamada tek başına yeterli değil. Küresel olarak her gün kullandığımız elektrik, Amerika'daki ortalama bir evin ihtiyacını 5 milyon yıl boyunca karşılayabilir. Bu talebi karşılamak için geniş bir enerji santrali ağı oluşturduk. 2300'den çok kömürlü enerji santrali elektriğimizin %41'ini üretiyor.
439 nükleer santral bu ihtiyacın %10'unu karşılıyor. Doğalgazsa neredeyse 3000 santralde yakıt olarak kullanılıyor ve tükettiğimiz enerjinin 5'te 1'ini karşılıyor. Oysa bu doğal kaynaklar başka bir maddenin etkisiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Petrol. Titusville, Pennsylvania. 27 Ağustos 1859. Petrol bu tarihe kadar ancak yeryüzüne çıktığı yerde toplanabiliyordu. Ama Edwin Drake, sondaj sayesinde petrolün potansiyelini arttırmaya kararlıydı. Hemen sorunlarla karşılaşmaya başlamıştı. Derine indikçe suya rastlar olmuşlardı ve kuyuları suyla dolup çökmüştü. Yani tamamen felaketti. İnsanlar ona Deli Drake demeye başlamıştı çünkü onun gerçekten de deli olduğunu düşünüyorlardı. Kimse daha önce bu konuda başarılı olamamıştı. Drake vazgeçmedi. Kuyunun kenarlarını desteklemek için demir borular kullandı. Ne oldu biliyor musunuz? İşe yaradı. Yaklaşık 21 metre derine inmeyi başardı. O kuyudan petrol fışkırmaya başlamıştı. Ondan sonra insanlar onun deli olduğunu düşünmekten vazgeçti. Drake'ten önce petrol ısınma ve aydınlanma alanlarında küçük ölçekli olarak kullanılıyordu. Drake'in buluşu küçük yeniliklerin insani uğraşları ne kadar büyük ölçüde değiştirebileceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. Petrol sondajı artık petrol çıkarabileceğimizi ve bu petrolden hiç olmadığı gibi yararlanabileceğimizi gösterdi. Drake kuyusunu başarılı bir şekilde açıp petrol bulduğunda insanlık tarihinde çok önemli bir değişime yol açmış oldu. Bugünse petrol arayışımız bizi dünyanın dört bir yanına sürüklüyor. Dört bir yanda petrol arayışındayız. Alaska ve Güney Avustralya'ya, Sibirya'nın buzlu topraklarından Suudi Arabistan'ın çöllerine kadar. Dünya çapında 3500 petrol kulesi saat başı 4 milyon varil siyah altın çıkarıyor. Yani dakika başına 66.700 varil. Sadece 150 yıl içinde yer altından neredeyse 1 trilyon varil petrol çıkardı. Petrol olmasa olduğumuz yerde kala kalırdık. Uçaklarımızın, otomobillerimizin ve gemilerimizin hiç durmadan dünyayı arşınlamasını sağlayan şey bu. Petrol hareket etmemizi sağlamaktan çok daha fazlasını yapıyor. Zekamız sayesinde petrolü Edwin Drake'in bile tahmin edemediği alanlarda kullandık. Neredeyse kullandığımız her şey, günlük hayatımızda karşımıza çıkan her ürün bir şekilde petrolle bağlantılı. Petrolün etki alanı o kadar büyük ki, günümüzde bizi birbirimize bağlayan en eski faaliyetlerimizden birine zemin oluşturuyor. Ticaret. Ticaret, dünyanın dört bir yanını saran, karmaşık bir şebeke olsa da, basit köklerle dünyaya gelmiş. Metal bir kutu kadar basit bir şeyin hayatlarımızı değiştirmesinin hikayesi bu. Dünyamız uçsuz bucaksız küresel bir ağdan güç alıyor. Milyonlarca kilometrelik otoyol ve demiryolu ağından.
Binlerce hava taşıtı yerküreyi dolaşıyor. Gemiler okyanusları aşıyor. Uygarlığımızın elinden çıkan her şey bu taşıtlarla yol alıyor. Ticaret yollarımız neredeyse hepimizi dünyanın geri kalanına bağlayan vazgeçilmez bir ağ. Geçmişten çok farklı olarak tükettiğimiz her şey, kullandığımız her şey farklı yerlerden geliyor. Günümüzde dünyanın dönmesini sağlayan tek bir şey varsa o da uluslararası küresel ticarettir. Peki bu hayati ağ nasıl gelişti? Ticaretin modern dünyadaki kökleri 1000 yıl öncesine Orta Çin'e dayanıyor. Çinliler ticaretin öncüleriydi. Kun Hanedanlığı yüzlerce yılın sonunda 10 bin kilometreden uzun bir ticaret ağı oluşturdu. Bu yolların bütününe İpek Yolu deniyordu. Kıtalara yayılan İpek Yolu ilk kıtalar arası ticaret ağı olarak biliniyor. Bu yollar aracılığıyla daha önce hiç görülmeyen mallar taşındı. Roma İmparatorluğu İpek'le tanışmadan önce insanın tenini kaşındıran sert keten ve yün kullanıyordu. Bu insanlar için İpek bir aydınlanmaydı. İpek için deli oluyorlardı. Oysa ülkeler arası ticaret genelde zahmetli ve tehlikeliydi. 1400'lü yılların ortasına gelindiğinde Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaş İpek yolunu erişilmez kıldı. Yine de Doğu ve Batı arasındaki ticaret gözden çıkarılamayacak kadar değerliydi. Bu yüzden Uzak Doğu'ya giden alternatif bir rotaya ihtiyaç duyuldu. Güney İspanya, 3 Ağustos 1492. Christoph Kolomb, çığır açacak dört yolculuğunun ilkine çıkar. Kolomb, Uzak Doğu'ya açılan bir geçit bulacağını düşünerek Atlantik Okyanusu'nda batıya açılır. Oysa karşısına çıkacak olan şey budur. Amerika. Yeni dünyayı bulmak, dünya çapında uluslararası geniş bir ticaret ağına açılan altın keşif çağının ilk kıvılcımlarını saçar. Gelecek 150 yıl boyunca yelken açacak küçük filolar, hem kuzey hem de güney yarımkürede yeni diyarların kapısını açan rotalar oluşturacaktır. Bu yolculuklar tarihte sık sık kahramanvari keşif yolculukları olarak tasvir edilseler de, denizciler aslında ticaret yapma arzusuyla yelken açmaktaydı. Kolomb, Diaz, De Gama ve Magellan ne altın arıyordu ne de kurtaracak ruh. Onlar muskat, Hindistan cevizi, karanfil ve tarçın arıyordu. Keşif çağı, Avrupalıların dünyanın diğer kısımlarının hiç söz edilmemiş zenginliklerle dolu olduğunu fark etmesini sağladı. O çağlarda yarım kilo muskat, marka takım elbiseler, ayakkabılar ve lüks arabalarla eşdeğerdi. Bu yolculukların etkisi şehirlerde de hissedilmeye başlamıştı. Londra, Paris ve Roma gibi liman kentleri çay, baharat ve şeker ticaretine başladı. Amsterdam ve New York'ta kahve görülmeye başladı. Bu ilk gemi taşımacılığı rotaları uğradıkları limanlara zenginlik götürüyordu. Bugünkü küresel ticaret ağlarının da oluşmasına ön ayak olmuş oldular. Günümüzdeki kitle pazarının oluşmasıysa birkaç yüzyıl sürecekti.
New York Elizabeth Limanı, New Jersey, 26 Nisan 1956. Malcolm McLean, ticarette devrim yapacak bir yenilik sunmak üzere. McLean'den önce nakliyat gemilerini yüklemek ve boşaltmak hem çok vakit alıyordu hem de pahalıydı. Tahıl vinçlerle kaldırılıyordu ve yüzlerce küfeci buldukları her boşluğa mal yüklüyordu. McLean'in parlak fikri nakliye konteynerlarını kullanıma sokarak bu işleyişi standart hale getirmekti. Bu basit bir kutu. Ama nakliye konteynerleri sayesinde dünyanın neresine gidersek gidelim, değişmeyen boyutlarda bir işlem ünitesine sahip olduk. Gemilerdeki boş alanlar, vinçler ve ulaştırma kamyonetleri aynı boyuta ayarlanabilecekti. Standart boyda her yere sabilen konteynerler, yükleme maliyetini bir anda ton başına yaklaşık 6 dolardan 16 sente indirdi. Konteyner nakliyatının maliyetini bir anda azaltan şey, verimliliğin inanılmaz ölçüde artmasıydı. Bu da uluslararası ticareti çok daha ucuz kıldı. Bugün uluslararası ticaret her yıl 120 milyondan çok konteyner taşıyan binlerce gemiyle 4 trilyon dolarlık bir ağ haline geldi. Uzaydaki pek çok küresel yer bildirim uydusu bu devasa filonun hareketini takip ediyor. Binlerce nakliye rotası okyanusları sarıyor. ...4500'den çok konteyner limanı arasında mekik dokuyan bu gemiler küresel bir ağ oluşturuyor. Basit bir nakliye konteynerinin hayatınızı nasıl değiştirdiğini anlamak için yakınlardaki bir süpermarkete gidin. Muzunuz ve portakalınız Amerika'dan ya da Ekvador'dan gelmiş olabilir. Balığınız Çin'den, dana etiniz Arjantin'den, bademleriniz Fas'tan. Nakliyat olmasa bu ürün çeşitliliğine sahip olmayı hayal bile edemezdik. Ticaret rotaları dünyayı ayağımıza getiriyor. Oysa sürekli hareket halinde olan tek şey bu ürünler değil. Zekamızın ürünü olan icatlar her gün milyarlarca insanı bir yerlere taşıyor ve dünyanın en geniş küresel ağını yaratıyor. New York, gezegenin en büyük şehirlerinden biri. Günümüzde bu şehirde her an 800 farklı dil konuşuluyor. Göçmen nesiller sayesinde inşa edilen Büyük Elma, dil çeşitliliği açısından birinci sırada geliyor. Dünyanın dört bir yanında her yıl 200 milyon insan yeni bir hayat arayışıyla başka ülkelere göçüyor. Her gün yolculuk edenlerimizin sayısı ise büyük oranda daha çok. Her dakika insan nüfusunun beşte biri hareket halinde. Karayollarında ve demir yollarında, gemi güzergahlarında ve uçuş yollarında seyrediyorlar. Ulaşım dünyayı önümüze serdi.
her an neredeyse her yere gidebilmemizi sağlıyor. Oysa sadece 100 yıl önce bu altyapının hiçbiri meydanda değildi. Atalarımızın Afrika'dan çıkması binlerce yıl sürdü. Tek bir insanın dünyanın etrafını gemiyle dolaşabilmesi binlerce yıl aldı. Bugünse sürekli, her gün yaptığımız bir şey bu. Nasıl böyle gezici olduk? Bu sorunun yanıtı buluşlarımızda gizli. 1 Ekim 1908, Detroit, Michigan. Fabrikatör Henry Ford, arabası T model Ford'un seri üretimi için bir seri üretim bandı tasarlar. Seri üretim bandı üretim maliyetlerini büyük oranda düşürür. Otomobil artık ortalama bir Amerikan vatandaşının da ulaşabileceği kadar ucuzlamıştır. 20 yıl içinde fabrikadan 15 milyon otomobil çıkar. Bu da insan davranışında çok önemli bir vites değişikliğinin başlangıcı olur. Otomobiller bizi bir araya getiren ve modern bir medeniyet olmamızı sağlayan teknolojidir. Çünkü otomobil yüzyıllardır hayalini kurduğumuz şeyi, yani bir noktadan diğerine kolayca gidebilme hayalimizi gerçekleştirdi. Otomobilin seri şekilde üretimi yeni bir ağ ördü. Karayollarımızı. Amerika'nın ilk otoyolu Potomac ile Ohio Nehri arasındaydı ve 965 kilometre uzunluğundaydı. 100 yıl sonrasında ise Kuzey Amerika'da dünyanın en büyük karayolu ağı örüldü. 7 milyon kilometre uzunluğunda. Dünyada 56 milyon kilometrelik bir karayolu ağı, şehirleri, ülkeleri ve hatta kıtaları birleştiriyor. İskoçya'daki John O'Groats'tan Güney Afrika'daki Cape Town arasındaki 18 bin kilometrelik kesintisiz yolu günümüzde arabayla aşabilirsiniz. Karayollarımızı ucuca eklersek ekvatoru en az 1000 kez dönebiliriz. Bu sayede dünya çapında 1 milyardan çok otomobil kullanılıyor. Her 7 kişiden birine bir otomobil düşüyor. Otomobil özgürlüğü, hayatımızı baştan kurabileceğimizi, yeni bir iş bulabileceğimizi temsil ediyor. Hayatta kalma yetimiz hala otomobillere bağlı. Metropol bölgeler bir anda kilometrelerce alana yayıldı. Artık yaşam alanlarımız nesiller öncesinde sözü bile edilmeyen ölçeklerdi. Bu da bizi şehirlerden çıkarıp yerkürenin dört bir yanına taşıyan ulaşımın geldiği nokta. İnsanlığın en büyük ulaşım ağını oluşturan buluş, Ford'un otomobilinden 5 yıl önce gerçekleşmişti. Kitty Hawk, Kuzey Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Aralık 1903. Bu kasvetli ve rüzgarlı sahilde Wright kardeşler uçucu adlı bir makineyi test ediyor. Makine 12 saniye havada kalıyor ve 36 metre havalanabiliyor. Bu önemsiz gibi görünen olay yeni bir devrime yol açıyor. Motorlu uçakların çağı başlamak üzere. Artık doğal karşıladığımız yeni bir küresel ağın başlangıcı. Yalnızca birkaç metre ileriye gidebilen o ilk uçuştan sonra dünya küçüldü. Artık her gün gezegenin bir yarısından diğer yarısına seyahat etmemizi sağlayan küresel ağlarımız var. GPS ve radar verileriyle her günkü uçuş rotalarını görebiliyoruz. Tek seferde neredeyse 500.000 insan uçuyor. Her yıl aşağı yukarı 40 milyon uçuş, 3 milyar insanı uzak mesafelere taşıyor. Bu hareketli matrisi 40 binden çok havaalanından oluşan bir ağ destekliyor.
Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havaalanı, dünyanın en yoğun havaalanı. Yılda 95 milyon yolcuyu 225 farklı noktaya ulaştırıyor. Günümüzde havacılık sektörü, insan hareketliliğinin göz kamaştırıcı bir yansıması gibi. Uçağın icadı ve uluslararası uçuşların başlaması yalnızca dünyayı küçültmekle kalmadı. Aynı zamanda bütün insanlığı, bütün gezegeni birbirine yaklaştırıp tek bir şehre benzetti. Artık gezegenimizin %90'lık bir kesimine 48 saatten kısa sürede ulaşabiliyoruz. İnsanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde birbirimize yaklaştığımızın şaşırtıcı bir kanıtı bu. Bu bizim dünya algımızı değiştirdi. Artık kendimizi tek bir toplumun üyeleri, tek bir ırkın mensupları olarak görüyoruz. Modern dünyada yolculuk etmek bizi 100 yıl önce hayalini bile kuramadığımız bir şekilde birbirimize bağlıyor. Ama kıvrak zekamız daha da yeni ve eşsiz bir ağın örülmesine yol açtı. Evimizden bile çıkmadan dünyanın diğer ucundaki biriyle yüz yüze konuşmamızı mümkün kılan bir buluş bu. Günümüzde milyarlarca insan yanında minyatür bir bilgisayar taşıyor. 50 yıl önce buna benzer bir işletim gücüne sahip hesap makineleri ise odamızı dolduracak boyuttaydı. Şimdi ise teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde bilgisayarlar avucumuza sığacak kadar küçük. Birleşen akıllı telefonlarımız toplumumuzu kökten değiştirirken inanılmaz sonuçlara yol açtı. Sadece bir tuşa basarak hayatlarımızı dünyanın neredeyse dört bir köşesindeki insanlarla paylaşabiliyoruz. Her gün 182 milyar e-posta, 500 milyon tweet gönderiyoruz. Instagram'da 70 milyon fotoğraf paylaşıyoruz. 3 milyardan çok Facebook paylaşımını beğeniyoruz. Bir düşünceyi anında yayabiliyoruz. İnternette yayılan tek bir gönderi milyarlarca insana ulaşabilir. Oysa sadece 500 yıl önce atalarımızın %99'unun tek bir kitaba bile erişimi yoktu. Mainz, Almanya. 1450. Kitaplar ve yazıtlar yüzyıllar boyunca bunlarla, yani tahta harflerle basıldı. Her bir harf titizlikle oyulur, her bir sayfaya teker teker basılırdı. Ta ki Nalbant Johannes Gutenberg çok basit bir fikri öne sürene kadar. Harfler kurşundan yapılacaktı. Harfler oyulmaktansa metal dökümle de yapılabilirdi. Bu da kitap basmayı büyük ölçüde hızlandıracaktı. 1450 yılından önce bir kitap basmak belki iki hafta, belki de bir ay alıyordu. Gutenberg'in basit ve hızlı buluşu sayesinde saatte bir kitap basmak mümkün oluyordu. Gutenberg'in buluşu baskıyı 100 kat daha ucuza mal ediyordu. Bu da insan davranışında çok büyük bir değişimi tetikledi. Ucuz kitaplar ve ilanlar sayesinde insanlar okumayı ve yazmayı öğrenmek istemeye başladı. Okuryazar olmak artık zenginlere özgü bir şey değildi. 500 yıl içinde matbaa kitlesel iletişimin yöntemi haline geldi. Milyarlarca kitap ve gazete basıldı. Kitaplar ve gazeteler 200 yıl boyunca en hızlı iletişim yöntemi olarak yerini korudu.
Oysa yalnızca elde taşınabiliyorlardı. Amerika'daki bir baskının doğu kıyısından batıya varması bir haftadan uzun sürüyordu. Ta ki 1800'lerin başında iletişimi gitgide hızlandıran bir buluş ortaya çıkana kadar. Elektrikli telgraf. Elektriğin icadıyla mesajlar artık at hızında değil, kablolarla neredeyse ışık hızında taşınabiliyordu. Kısaca ifade etmek gerekirse, telgraf, şehirler arası iletim süresini günler veya haftalara değil, saniyelere indirmiş oldu. Ama telgrafın önündeki asıl zorluk, ülkeler arası değil, kıtalar arası iletişimdi. ...29 Temmuz 1858... Atlas Okyanusu'nun ortasında iki gemi birbirine doğru ilerlemektedir. İki gemi de 7 katlı bakır tellerden yapılan kablolar taşımaktadır. Kablolar yavaşça ve özenle birleştirilir. Bu ilk transatlantik telgraf kablosudur. İlk defa Avrupa ve Amerika bir elektrik kablosuyla birbirine bağlanmış oldu. Artık birbirimizle iletişim kurmak için elektrikten faydalanabiliyorduk. 16 Ağustos 1858'de Kraliçe Victoria Başkan Buchanan'a bir telgraf mesajı gönderir. Majestelerinin toplamda 99 kelimeden oluşan mesajının ulaşması 17 saat 40 dakika sürer. Günümüz standartlarına göre gülünç bir süre bu. Bunun aslında ne anlama geldiğini düşünelim. İnsanların bu engin okyanusun ötesinden birbiriyle iletişim kurması, o güne dek gemiyle gönderilen bütün mektuplardan daha kısa sürmüştü. İki kıta birleşmişti. Bu çok önemli bir başarıydı. Harikulade. Günümüzde ise su altında uzanan 800 bin kilometreden uzun fiber optik kablo, dünya üstündeki bütün kıtaları birbirine bağlıyor. Bu iletişim ağı sadece son 5 yılda bile 2 kat büyüdü. Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Batı Avrupa 3 kablosu tam bir mühendislik harikası. 380 bin kilometre uzanan kablo, Belçika'dan Japonya'ya tam 33 ülkeyi birbirine bağlıyor. Bu sayede her saniye 200 milyar kelime gönderiyoruz. Onca kelimeyi kendi aramızda sarf etmeye kalksak, Hazreti İsa'nın gezegenimizde dolaştığı zamandan başlayıp, gece gündüz hiç durmadan ve yemek yemeden konuşmamız gerekirdi. Ve hala da konuşuyor olurduk. Bu muhteşem ağ, okyanus dibiyle sınırlı değil. Yalnızca Amerika'da 56 milyon kilometrelik veri kablosu mevcut. Bu kablolar birleşince bugünkü iletişim ağımızı oluşturdu. Bu birbirimizle nasıl etkileşime geçeceğimizi ve iletişim kuracağımızı belirleyen ağ. İnternet. Bütün bu veri ağı ve internet sayesinde İnsanlık tarihinde ilk defa, nerede bulunursa bulunsun, dünya üzerindeki herhangi biriyle iletişim kurabiliyoruz. Şangay'daki hip-hop dansçıları, Harlem ve Soweto'daki hip-hop dansçılarından bir şeyler öğrenebiliyor, onlarla fikir alışverişinde bulunabiliyorlar. Artık ister Rocky dağlarında olsun, ister Tibet yaylalarında, 20 yıl öncenin en bilgili insanından yüzlerce kat daha fazla bilgiye erişebiliyorsunuz. İnternet, birlik olan toplumumuzun ulaştığı en yüksek nokta.
gündelik yaşamımızın neredeyse her alanına internet şekil veriyor. Bütün bunları anında dünyanın hemen her yerinden yapabiliyoruz. İnternet birbirimizle ne kadar bağlantılı olduğumuzu gösteriyor. Son 12 bin yılda uzun mesafe kat ettik. Çığır açıcı buluşlardan aldığımız ilhamla nefes kesici karmaşıklıkta küresel bir ağ ördük. Her katıyla bize yiyecek, enerji ve malzeme sağlayan, ulaşım ve iletişimi mümkün kılan bu ağ, artık nefes kesici karmaşıklıkta, gerçek anlamda küresel bir toplumda yaşadığımızı kanıtladı. Artık geleceğimizi görmek için bundan yararlanabiliyoruz. Sürekli artan nüfusumuzun beslenme ve enerji ihtiyacının yarattığı zorlukları da görmemizi sağlıyor. Dünya üstündeki geleceğimizi güvence altına alacak keskin zekamıza ve cüretkar buluşlarımıza ilham veriyor. Her yıl insanlığın bizden önceki tarihinden çok daha fazlasını üretiyoruz. Ürettiklerimizi milyonlarca cihazda depolayıp, hayal etmesi güç de olsa 2,5 kentilyon byte veri biriktiriyoruz. Bu verileri disk okuyucularda depolamaya kalksak, buradan Ay'a kadar uzanan 7 ya da 8 küme disk okuyucu elde ederdik. Bugün veri çağındayız. Bu veri inanılmaz değerli hale geldi. Günümüz dünyasının ayrıntılı bir tasvirini çıkarmamızı sağlıyor. Birleşik ve birbirine muhtaç bir toplum olduğumuzu da ortaya koyuyor. En önemlisi de zaaflarımızı ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Bu sıra dışı veri yoğunluğu ve zenginliği ilk kez geleceği daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Şu anki eylemlerimizin geleceği nasıl şekillendireceğini tahmin edebiliyoruz. Bu dünyamızın nüfus saati. Her bir tıkta dünyaya yeni birinin geldiğini gösteriyor. Bu sayı her gün 200 bin artış gösteriyor. Şu anki nüfusumuz 7,3 milyar. Bu sayıya nasıl ulaştık? Daha ne kadar büyüyeceğiz? Nüfus artışı başlangıçta çok yavaştı. Nüfusumuzun 1 milyarı bulması 11.500 yıl sürmüş olsa da bu sayının ikiye katlanması yalnızca 130 yıl aldı. Geçtiğimiz 50 yıl içinde nüfusumuz bir kez daha ikiye katlandı. Başarımız bizi geri dönüşü olmayan bir yola sürükledi. Yalnızca 15 yıl içinde nüfusumuz 8 milyara çıkacak. 20 yıl sonrasındaysa 9 milyarı aşması bekleniyor. Binlerce yılda değil, yalnızca bir kuşak sonrasında sayımız 2 milyar artmış olacak. Şu anki nüfusumuz 7 milyar. Ama yaklaşık 35 yıl içinde en az 2 milyarlık önlenemez bir nüfus artışı bekleniyor. Dünya nüfusu hiç bu kadar artış göstermemişti. Buluşlarımız önlenemez bir nüfus artışına yol açtı. Asıl soru şu, kendi başarımızın kurbanı mı oluyoruz?
İnsan nüfusunu, içinde yaşadığımız doğal ortamı talan etmeden ayakta tutmak, gelecekte bizi epey zorlayacak. Bu zorlukların başında gelenlerse gıda. Gıda hayattır. Gıda olmadan ölürüz. Herhalde daha basite indirgeyemezdim. Gıda gerçekten de yaşamın ta kendisi. Su. Bize yiyecek veren tahılların üretimi olsun, sanayimizi faaliyette tutmak olsun, insanların yaptığı her şey su gerektiriyor. Suya ihtiyacımız var. Bir de enerji kaynakları. Karanlıkta kalmama, araçlarımızı işler kılma sorununu nasıl çözeceğiz? Zaman işliyor. Hızla artan nüfusumuzun gıda, su ve enerji ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Dünyaya yük olmadan bu talepleri nasıl karşılayacağız? Ya da iklim değişimini hızlandırmadan? Bilim insanları olarak iklimimizin doğal olarak değiştiğini biliyoruz. Bunu hep biliyorduk ama artık doğal değişime bir de insanlar olarak katkı sağlıyoruz. Tıpkı bir büyüteç gibi sistemimizin değişimini hızlandırıyoruz. Şu anki sistemimiz sonsuza kadar devam edemez. Bu yüzden alternatif çözümler bulmak zorunda kalacağız. Bunlar hali hazırda karşılaştığımız sorunlar. Üstüne bir de önümüzdeki 35 sene içinde 2 milyar insan daha gelecek. Sorunun boyutunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bir çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu gezegendeki geleceğimizi güvence altına alacak bir çözüm. Kendimize dair biriktirdiğimiz bunca bilgi bize yardımcı olabilir. Geleceği ve medeniyetin ne yönde evrileceğini şekillendiren modelleri anlamak için bu veriden yararlanabiliriz. Sorunların ne olduğunu biliyoruz. O halde çözümlerini de bulabilir miyiz? Bizi bu noktaya getiren zekamız, gelecek nesillerin geleceğini de güvence altına alabilir mi? Kaybedecek vaktimiz yok. İnsan zekası daha önce hiç görülmemiş bir nüfus artışına neden oldu. 2050 yılına kadar nüfusun 2 milyar artması, yaşayış biçimimizi zora sokacak. En büyük sorunlarımızdan biri de gıda. 9 milyar insanın nasıl besleneceği başımızı ağrıtan bir konu. Bu hiç kolay bir görev değil. Dünyayı beslemek çok zor bir görev. Tarlalar ve besi hayvanları için çok geniş araziler, milyonlarca litre su, tükettiğimiz gıdaların yetiştirilmesi, üretilmesi ve taşınması için de enerji gerekiyor. Bütün bunların acısı dünyamızdan çıkıyor. Bütün bunlar karbondioksit salınımına yol açıyor. En fazla salınıma sebep olansa tarım faaliyetlerimiz. En büyük zorluk, herkese yetecek kadar gıda üretimi yapmanın yollarını bulmak. Hem de bize hayat veren toprağa zarar vermeden. Güzel bir bahçeniz olduğunu düşünün. Size bir yıl yetecek kadar da gıda veriyor olsun. Bu harika. Şimdi de bahçenizin her yıl bir metre küçüldüğünü farz edin. Evet, muhtemelen bir süre idare edebilirsiniz ama sonuçta bir sorunla baş başa kalırsınız. O zaman ne yapacaksınız? Bugün ortalama bir Amerikalının gıda ihtiyacını karşılamak için 800 metrekare arazi gerekiyor. 2050 yılında 800 metrekarelik bir arazinin bir değil, 4 Amerikalıyı beslemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Geldiğimiz noktada dünyadaki neredeyse tüm ekilebilir arazileri kullandık. Peki ya tarım ürünlerimizi dışarı doğru değil de yukarı doğru yetiştirsek? Chicago, Büyük Göller Kıyıları. Büyük,
Green Sense çiftliğinin içi pek yeşil görünmüyor olabilir. Ama güneş ışığı yerine bu pembe LED ışıkların kullanılması çok farklı bir ekim türünü mümkün kılıyor. Buradaki tarım ürünleri dikine büyüdüğünden arazi kullanımını %90 azaltıyor. Bu da yılda bir değil tam 26 kez hasat alınmasını sağlıyor. Kent tarımcılığı yalnızca arazi değil, aynı zamanda su tasarrufu da sağlıyor. Bu bitkiler tarlada ihtiyaç duyacakları suyun sadece %10'una ihtiyaç duyuyor. Yeterli miktarda su bulup bulamayacağımız da geleceğin sorunları arasında olduğundan bu çok önemli bir nokta. Uzaydan dünyanın bir su gezegeni olduğunu açıkça görebiliyoruz. Oysa bu suyun büyük bir kısmını kullanamıyoruz. Dünyadaki suyun %97'si tuzlu su. Yalnızca %2'lik bir kısmı tatlı sulardan oluşuyor. Erişebildiğimiz su miktarı ise daha da az. Tatlı su oranının büyük bir kısmı buzul veya yer altında çıkarılamayacak derinlikte. Bu yüzden dünyadaki tatlı su oranı yalnızca %1. Çok sınırlı bir kaynak bu. Bu %1'lik dilimin 1/3'ü gıda yetiştirmede kullanılıyor. Bir öğün için ne kadar çaba gerektiğini bir düşünün. Bunun nedeni çok açık. İki patatesin yetişmesi için ortalama 25 litre su gerekiyor. Salata için yaklaşık 140 litre su gerekiyor. Bu iki yumurta mı? İkisi için 270 litre su kullanılıyor. Biftek içinse 2000 litreden fazla su tüketiliyor. Sipariş verdiğiniz o bir bardak süt için 200 litre su kullanılıyor. Toplamda bu öğünün üretilmesi için 2600 litre su kullanılması gerekiyor. Ve bu menüden saatte milyonlarca tüketiliyor. Tükettiğimiz gıdaların büyük bir kısmı sulak tarım uygulamasıyla üretiliyor. Yani sebze, et ve bir bardak sütün üretimi çok fazla su tüketimi gerektiriyor. Bu yüzden su hızla en değerli maddelerden biri haline geliyor. Dünyamıza yörüngeden baktığımızda susuzluğumuzun sonuçlarını açıkça görebiliyoruz. Aral Gölü'nün fotoğrafını çekmeye heveslendiğim zamanı hiç unutmayacağım. Onu bulmak için birkaç tur atmam ve epey uğraşmam gerekti. Zira ortada artık göl filan yoktu. 320 bin kilometreden uzun kanallar ve 45 baraj Aral Gölü'nün suyunu bitirdi. Hiç suya rastlamadım. Kıyıya benzeyen bir şeyin kalıntıları vardı ama görebildiğim tek şey tozlu, gri, kahverengi arası bir boşluktan ibaretti. Kuruyan tek su kaynağı bu değil. Çin'deki sarı ırmak da kurudu. Suyunun yalnızca %10'u denizle buluşuyor. Pakistan'daki Indus ırmağının su oranı yine %10 civarında. Amerika'da ise Colorado ırmağının Meksika'ya ulaşan su oranı %10'dan daha az. Topraktan ve sudan tasarruf eden yiyecekler üretmeye ihtiyacımız var. Green Sense gibi çiftlikler çok şey başarabilir. Başka yerlerdeki yenilikler de umut vadeden çözümler sunuyor. Harpenden.
Londra'nın kuzeyi. Rothamsted Araştırma Laboratuvarı'ndaki bu buğday bitkileri pek farklı görünmüyor. Oysa bilim insanları bu bitkileri hiç olmadığı kadar çok buğday üretecek biçimde tasarlıyor. Ürettiğimiz gıda miktarını arttırmanın ilk yolu daha fazla verim sağlamak. Yani aynı yüz ölçümüne sahip alanda daha fazla gıda üretmek. Bu yüzden tarım ürünlerimizi mümkün olduğunca verimli hale getirmek için genetik mühendisliğine güveniyoruz. Bu bitkiler daha iyi ürünler veriyor. Genetikleriyle oynayarak daha çok buğday üretmelerini sağlıyoruz. Daha çok tarım alanı su, gübre ve pestisit kullanmadan verimliliği arttırıyoruz. Bugün İngiltere'de her 400 metrekare başına 8 ton buğday düşüyor. Bu bitkiler bu oranı 20 tona kadar çıkaracak şekilde tasarlanmış. Biyoteknoloji ürünlerin böceklere, kuraklığa ve sellere karşı daha dayanıklı olmasını da sağlayabilir. Bize yeni yetiştirme alanları sunabilir. Örneğin kuraklığa dayanıklı buğdayın sahra altı Afrika'da veya sele dayanıklı pirincin Asya'da yetiştirilebileceği anlamına geliyor bu. Yakında Hindistan ve Pakistan'da kuraklığa ve sele dayanıklı pirinç görebiliriz. Batı Kansas'ta kuraklığa dayanıklı mısır. Uganda'nın sıcak topraklarında darı ve Afrika'nın yarı kurak bölgelerinde buğday yetiştiriciliği. Avustralya ve Güney Amerika'da buna dahil. Yeni tarım yöntemleri gelecek nesilleri beslemede önemli bir etken. Ayrıca iklim değişiminin önüne geçmede de etkili olabilirler. Şaşırtıcı olsa da tarım, insani kaynaklardan atmosfere salınan sera gazlarının çeyreğini üretiyor. Gelecekte gıda ürünlerimizin devamlılığını sağlamanın sihirli bir yolu yok. Yetiştirdiğimiz tarım ürünlerini, bunları yetiştirme biçimimizi ve alanlarımızı değiştirmenin yararı dokunabilir. Peki gelecekte yiyeceklerimizi pişirmemize yetecek kadar enerjimiz olacak mı? Günlük olarak yaptığımız çoğu şey için enerji gerekiyor. Üretim, ulaşım, yemek yeme ve eğlenme gibi. Nüfusumuz 9 milyara yaklaşırken daha da çok enerjiye ihtiyacımız olacak. Asıl soru şu, yeterli enerjimiz olacak mı? 300 yıl önce endüstri devrimi kitlesel göçlere yol açtı. O zamandan beri şehirlere akın etmeyi sürdürüyoruz. Şu anda büyük şehirlerde yaşayan nüfus neredeyse 3,5 milyar. Bu sayının 2050 yılına kadar 7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. İkiye katlanmış olacak yani. Daha önce hiç görmediğimiz boyutta bir insan göçü var. Önümüzdeki 40 yıl içinde tüm insanlık tarihi boyunca inşa ettiğimizden çok daha fazla şehir inşa edecek olmamız çok şaşırtıcı. Kentlerin hızla büyümesinin hayatlarımız üstünde de büyük etkisi olacağına inanılıyor. ...2050 yılına gelindiğinde şehirden şehre geçmemiz daha çok insanın yolculuk edeceği anlamına geliyor. Bu oran şaşırtıcı bir şekilde %600 artacak. Hava yolculuğu yapanların sayısı 3 milyardan 16 milyara ulaşacak.
karayollarını arşınlayan arabaların sayısı 2 milyara çıkacak. Bugün Çin'de 250 milyon araç var. Orta sınıf da araba ve bunun getirdiği özgürlükleri istediğini fark edince bu sayı yılda 20 milyon artış göstermeye başladı. Pekin'de 2 milyondan çok araba hali hazırda yolları kaplıyor. Bu sayı günde 1500 artış gösteriyor. Enerji ihtiyacımızın da hızla artacağı öngörülüyor. 2050 yılına kadar ikiye katlanacak. %110 oranında daha çok petrole ihtiyacımız olacak. Bu akıl almaz oran, saniye başına 250 milyon litre petrole eşit. Enerji talebini karşılamak için dünya genelinde 1000'den çok kömürlü elektrik santrali açmamız gerekecek. Geleceğe baktığımızda enerji talebinin en çok artış göstereceği yerlerin Çin ve Hindistan gibi ülkeler olduğunu görüyoruz. Dünyanın bu kesiminde yaşayan insanlar daha fazla araba sürecek, daha fazla uçak yolculuğu yapacak ve daha çok elektrik tüketen aletler kullanacaklar. Artan enerji talebimizi karşılamaya yetecek kadar kaynağımız var mı? Şu anki tüketim hızımızla petrolün yaklaşık 50 yıl yeteceği öngörülüyor. Kömür önümüzdeki 100 yıla kadar yetebilir. En azından bir süreliğine yeterli kaynağımız olabilir. Ama bu kaynakların geri kalanını kullanmamız bizi yakacak. Yer altında yeterince kömür var. Ama ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için bu kömürü yakacak olursak, İklim değişikliği açısından büyük bir sorunla karşılaşırız. Fosil yakıt kullanımı 2050 yılına kadar atmosfere 300 milyar ton daha çok karbondioksit salınmasına neden olabilir. Bu da iklim değişikliğinin etkilerini büyük ölçüde arttıracaktır. Şiddetli fırtınalar ve yükselen deniz seviyeleri daha çok insanı daha sık etkileyecektir. Güneydoğu Asya'ya bakalım. Önümüzdeki 35 yıl içinde buradaki sahil şehirlerinin nüfusu tavan yapacak. Bu da gelecekte çok daha fazla sayıda insanın fırtınalardan ve yükselen deniz seviyelerinden etkileneceği anlamına geliyor. Kıyılardaki su baskınları 2050 yılına gelindiğinde dünya çapında 1 milyara yakın insanı tehlikeye atacak. Enerji sorunuyla mücadele etmek için yeni çözümler bulmalıyız. İnsanların nefes kesici bir buluş kapasitesi var. Alet yapmada uzmanız. Biz bir şeyler yaratıyoruz. Enerji üretme ve depolama alanında bize alternatif yollar sunacak teknolojiler ve mekanizmalar yaratmaya başladık bile. Kaliforniya çölündeki Ivanpah Elektrik Santrali, dünyanın en büyük güneş santrali. Bilgisayar kontrollü 300 binden çok ayna, bu devasa kulenin üstünde güneş enerjisini yoğunlaştırıyor. Suyu aşırı ısınmış su buharına dönüştürüp, elektrik üreten türbinlere aktarıyor. Çok değil. Belki birkaç on yıl önce güneş enerjisi ütopik bir düş gibi geliyordu. Bu abartılı bir hayal gibiydi. Bu tür santraller hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.
Ivanpah tek başına 140 bin haneye yetecek miktarda enerji üretiyor. Bu büyük enerji santrallerinin kendini gösterdiğine çoktan şahit olduk bence. Teknoloji ilerliyor. Güneş enerjisini kullanarak büyük miktarlarda enerji üretebiliyoruz. Ivanpah güneşten elde edilebilecek enerjinin tohumlarını atmış oldu. En yakın yıldızımız olan güneş bize başka enerji kaynakları da sunuyor. Onun sıcaklığı rüzgarlarımıza yön veriyor. Rüzgar enerjisi bu kadar başarılı olan tek yenilenebilir enerji kaynağı olsa gerek. Tüm dünyada kullanılıyor. Enerjisinin önemli bir kısmını rüzgardan elde eden ülkeler var. Güneş her yıl küresel ihtiyaçlarımızın 20 bin katına eşdeğer enerji üretiyor. Gezegenimize güç vermesi için yüzümüzü güneşe dönecek olsak, geleceğimiz de aydınlanır mı? Artan dünya nüfusuyla birlikte enerji açlığımızın da hızla arttığı kesin. Oysa iklim değişikliğinin önüne geçmek istiyorsak, fosil yakıtları olan bağlılığımız da son bulmak zorunda. Tahmin edilebilir geleceğimizin en umut vadeden kurtarıcısı güneş enerjisi. Geçtiğimiz 5 yıl içinde güneşten elde ettiğimiz enerji oranı neredeyse %100 artış gösterdi. Günümüzde Çin, yenilenebilir enerji kaynaklarından neredeyse 400 gigawattlık enerji elde edebiliyor. Bu da Afrika'nın bütün enerji tüketiminin 2 katından daha çok. Kanada'da tek başına %2000 artış gösteren rüzgar enerjisi, ...1,5 milyon hanenin ve iş yerinin enerjisini sağlıyor. Bütün bu enerji çok az sera gazı salınımıyla üretiliyor. Kömürü yer altından çıkarmaya, petrol sondajı yapmaya başlamamızdan çok daha uzun süre öncesinde güneş enerjisinden yararlanıyorduk. Gelecekte de enerjimizin büyük bir kısmını üretmek için yüzümüzü yeniden güneşe dönerek geldiğimiz noktaya dönmüş olacağız. Yer altındaki kömür ve petrol kısıtlı olsa da güneş milyarlarca yıl boyunca parlamaya devam edecek. Rüzgar daima esecek, su daima akacak. Yüzümüzü güneşe dönmemiz, fosil yakıtlardan kurtulmamızın da önünü açıyor. Biz kabul ettiğimiz müddetçe güneşin dünyamızı değiştirme ve gelecekteki enerji ihtiyacımızı karşılama gücü var. Öyleyse önümüzde parlak bir gelecek var mı? Geçtiğimiz 12 bin yılda toplumumuz inanılmaz bir değişim yaşadı. Dört bir yana dağılmış kabilelerden modern bir dünya yarattık. İcatlarımız engin bir ağ örmemize olanak sağladı. Hepimizi içine alan bir ağ. Aramızdaki bu inanılmaz bağ daha fazla iç içe olmamızı sağlıyor. Birbirimizi ve yaşayış biçimlerimizi daha fazla umursamamız gerektiği anlamına da geliyor. Bireysel faaliyetlerimiz artık başka insanları daha fazla etkiliyor. Artık insanlık olarak ne kadar iç içe olduğumuzu daha iyi görebiliyoruz. Günlük yaşamımızda yaptığımız her şey engin bir bilgi denizine dönüşüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde kendimizi daha önce hiç görmediğimiz bir açıdan görebiliyoruz. Küresel açıdan. Ulaşım, beslenme ve ticaret alışkanlıklarımızı görüyoruz.
modern dünyamızın herhangi bir alanını daha iyi anlamak için tek yapmamız gereken bir tuşa basmak. Bu nefes kesici karmaşıklıkta gezegeni kendi ellerimizle yarattık. Bunca veri, tarih boyunca ilk kez kendimizi bir bütün olarak görmemizi sağladı. Modern dünyamızın başarısıysa belirsiz. Yeteneklerimizin bir bedeli var. 7 milyardan çok insanın ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan bir dünya yarattık. Sadece bir nesilde bu rakamın 2 milyar artması bekleniyor. Bu da bizi bilinmez bir geleceğe doğru sürüklüyor. Gelecek yıllarda türümüzü pek çok büyük sorun bekliyor. Ama uygarlığımız daha önce de türlü sıkıntılara göğüs germişti. İnsanlık tarihinde geriye dönüp baktığımızda işbirliği yaparak bu zorlukları aştığımızı görüyoruz. Bizi bu noktaya getiren keskin zekamızı gelecekte de kullanabiliriz. Çağlar boyunca teknoloji ve beyin gücümüz sayesinde küresel zorlukları aşmayı başardığımızı kanıtladık. Yaratıcılığımız bizi, yani bunca şeyi yaratan insanları bile şaşırtıyor. Bir aradayken güçlerimizi birleştirme ve gelecekle hep birlikte yüzleşme şansımız var. Tek başına uluslar olarak değil, tek bir küresel toplum olarak. Daha önce hiç sahip olmadığımız kadar bilgiye sahibiz. İnanılmaz bir zekamız var ve bilgiyi paylaşabiliyor, yayabiliyor, bundan faydalanabiliyoruz. Elimizde çok fazla veri var, çok fazla bilgi var. Bence bunu verimli bir şekilde kullanmazsak yazık olur. Bu bilgiyi kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu veri zenginliğinden öğrendiklerimizle geleceğimizi şekillendirebiliriz. Gelecekte yaşamak ister miydim? Hangi gelecekte? Tek bir geleceğe inanmıyorum. Önümüzde tek bir gelecek olduğuna inanmıyorum çünkü. Geleceği yaratmak istiyorum. Bir arada geleceğimizi şekillendirebiliriz. Ben de birbirimize şimdikinden daha sıkı bağlandığımız bir gelecekte yaşamak istiyorum. Tüm potansiyelimizi sergileyebilmemizi sağlayacak kadar iç içe olduğumuz küresel bir topluma ait olmak istiyorum. Bence bu mümkün.